Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayan koronavirüsün etkileri hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüsün uğradığı mutasyonun ardından Profesör Doktor Tanıl Kocagöz, virüsün etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimdiye kadar 5000'e yakın mutasyon saptandığını ifade eden uzman isim, virüsün yeni formunun çok daha bulaşıcı olduğunu açıklarken, aşı çalışmalarının bu durumdan nasıl etkileneceğini de anlattı. 9 Aralık haftasında vakaların %62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı doğrulandı. Yeni virüsün ölümcül olma durumu var mı? İşte son dakika haberin detayları. Son dakika haberine göre koronavirüsün İngiltere'de de yeni bir formu ortaya çıktı. Virüs mutasyona uğradı. Bilim insanları koronavirüsün yeni formunda 23 değişiklik belirledi. Virüsün yeni formunun daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Yeni mutasyonun Eylül ayı ortasında ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Londra'da 9 Aralık haftasında vakaların %62'sinin yeni mutasyondan kaynaklandığı belirlendi. Londra'da son hafta vaka sayısı 2'ye katlandı. İngiltere Başbakanı Johnson'ın mutasyon geçirmiş COVID-19'un önceki virüse göre %70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı virüs kontrolden çıktı sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi'nde yeni tür koronavirüsün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü bildirdi. Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasını içeren 4. aşama önlemleri uygulanmaya başlandı. Koronavirüsü yenen İngilizlerin %9.9'unun 12 hafta sonra hala hastalığın kalıcı etkilerinden muzdarip olduğu ortaya çıktı. Ve %21'i ilk enfeksiyonu atlattıktan 5 hafta sonra en yaygın olanları yorgunluk, inatçı öksürük ve baş ağrısı olan kalıcı birkaç semptom bildirdi. Ulusal İstatistik Bürosu rakamları, virüs olmayan hastalara kıyasla COVID-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının da 12 kat daha yüksek olduğu ortaya koydu. Bilim insanları iki ana tip uzun süreli COVID-19 belirtileri olduğunu açıkladı. Akciğerlerinde, kalp kaslarında ya da nörolojik olarak ortaya çıkan hasarlarda dahil olmak üzere organlarında gözle görülür sorunlara yol açan COVID-19 etkileri çok ciddi COVID-19 nöbeti geçiren bir azınlıkla tespit edildi. Koronavirüs aşısı uygulamaları dünyada ilk kez İngiltere'de başladı. Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen korona mutasyon açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. Peki koronavirüs mutasyona uğrayınca ne olur? Mutasyon değişim demektir. Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar genel olarak gen matlı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türün ortaya çıkması üzerine Hollanda Bilim Kurulu ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Bunun yasal olarak mümkün olduğunu belirten hükümet, vizon sahiplerine ödenecek tazminata ilişkin bir yasal düzenleme hazırlıyor. Şimdi tüm dünya, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek olan açıklamayı bekliyor. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.